belediye kaldıracak. Ve sevgili seyirciler, şimdi siyasete geçiş yapalım. Yerel siyasete bir göz atalım, neler yaşanıyor diye. İzmir siyaseti ise hareketliydi. İşte Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu siyasi partileri gezdi, il başkanlarıyla buluştu. En çok merak edilen ziyaret ise satışı son anda durdurulan TİLE malları nedeniyle sanal alemde Kocaoğlu ile karşı karşıya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Delican'ın takınacağı tutumdu. MHP'de ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Kışanak çıkışı bekliyordu. İşte o ziyaretler ve perde arkasında yaşananlar. Aziz Kocaoğlu sürpriz bir kararla siyasi parti turuna çıktı. Önce iktidar partisinin kapısını çaldı. Gazeteciler TİLE malları üzerinden son günlerde karşı karşıya gelen ikiliye satışın iptalini hatırlattılar. Biz doğru yaparız. Herkes de doğru yapmaya çağırırız. Her türlü eleştiri bizim için değerlendirilip doğruyu bulmak için değerlendiririz. Şimdi bu arazi mallarının satışı işi büyütülecek bir şey değil. Bizim burada görüşümüz mal satılmasın değildir. Mal satılsın dersen, mal satılmasın kardeşim dersen iş başka boyutlara gider. Mal satılmasın değil. Bizim buradaki kriterimiz, koyduğumuz çizgi şudur. Efendim gayrimenkulünü belediye satar. Devlet de satıyor. İhtiyacı var satıyor. Özelleştirme dairesi ne iş yapıyor? Kocaoğlu Delican'ın eleştirilerini böyle yorumladı. İktidar partisinin İzmir patronuysa kişilerle değil projelerle uğraşıyoruz dedi. Emeğiyle elde ettiği ürünle geçinen köylünün malını satılmasına baştan beri karşı olduğumuzu belirttik. Biz asla mal satılmayacak diye bir şeyi kabul etmiyoruz. Satılabilir çünkü buradaki tek amaç, tek hedef İzmir'in daha iyi nasıl yaşanabilir bir şehir olmasıyla ilgilidir. Sayın Başkan bugün o koltukta, yarın belki bizim aramızdan bir arkadaşımız o koltukta olacak. Bu işler ateşten gömmektir. O yüzden seviyeyi hiçbir zaman kaçırmamak gerekiyor. CHP İl Başkanı Ali Engin'e daha önce bir vazo hediye eden Delican, Kocaoğlu'nu da boş geçmedi. Üzerinde Arapça, bu da geçer yahu yazan bir tabak hediye etti. Delican, hediyenin özelliğini anlattı. Sultan içi çok daralır der ki, ya der bana bir yüzük hazırlayın, bu içindeki daralma geçsin. Zaman dervişlerinden biri de o yüzeye şunu yazdırır, bu da yazıyor, bu da geçer yahu. Hayatta hepimizin üzgün günleri de olabilir. Sevinçli günleri de olabilir. Burada tek sığınacağımız nokta yaradan. Tabii. Kocaoğlu'nun bir sonraki durağı ise MHP İl Başkanı Necat Karataş'ın makamı oldu. Ziyaretin basına kapalı kısmında Karataş'ın, siz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimizi temsil ediyorsunuz. Her bölücülük eyleminde ön safa geçen ve bu gayesini hiç saklamayan Gülten Kışanak'la karşılıklı muhabbetinizi yadırgadık dediği, Kocaoğlu'nun da biz yurtta sulh, cihanda sulh anlayışıyla yaklaştık. Samimiyetimiz bu noktada karşılığı verdiği öğrenildi. Teşekkür ediyorum. Kocaoğlu'nun son durağı ise partisinin il başkanı Ali Engin oldu. Engin, Başkan Kocaoğlu'na iltifat etti. Çabayla, başarıyla İzmir'e hizmet ediyor. Kendisiyle bir partili olarak, Cumhuriyet Partisi il başkanı olarak her zaman gurur duyuyoruz. Tabii her zaman sağ olsun partimize yakın ilgi gösteriyor. Hem her seçimde her seçimde bizim gibi parti il binasında sabaha kadar seçim sonuçlarını izleyen çok değerli bir partilimiz aynı zamanda. Ve sevgili seyirciler, İzmir'in yapımını dört gözle beklediği Gaziemir'deki yeni fuar alanı başka bir bahara mı kalıyor? İş güvenliği nedeniyle mühür...